Selamünaleyküm sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. Hoş geldiniz. Bu arada hayırlı cumalarınız olsun. Cümleten hayırlı, nurlu, bereketli cumalarımız olsun hepimizin, tüm Müslüman aleminin. Şöyle sizlere kedilerimin bir açılış yapayım dedim. Acıkmışlar, yazık. Ben sabah Kaan'ı oğla gönderirken bunlara mama verdiydim. Mama değildi verdiğim, yemek artıklarından vermiştim akşamdan kalan. Onlar da pek yemediler mamaya alışkın olduklarından dolayı. Sonra oradan geldikten sonra da bahçeye girdim. Biraz bahçede ot çöp yoldum. Az önce de eve çıktım. Bunların karnılarını da bir doyurayım dedim. Arkama önüme her yere geliyorlar. Anneleri yine kayıplar da yok. Bunlar da onun arasına gitti mi bazen gelmedikleri günler oluyor. Acıktılar mı geliyorlar. Bazen de acı olmadılar mı yine gelmiyorlar. Mamaya da arılar dolanıyor. İnşallah sokmaz kedilerimi. Şöyle kovamı, leğenimi aldım. Eşiminin bahçe temizliğine gidiyorum. Sabahından ben bayağı bir yoldum. Şöyle tripodumu da götürüm. Orada çekim yapalım. Şöyle de burada biberlerim var. Biliyorsunuz bunları geçen gün doldurduydum. Kızarsın diye güneşe koydum. Bakalım, inşallah kızarırlar. Kızardıktan sonra da zaten çatıya seriyorum. Orada kuruttum mu toz biber yaptıracağım sevgili takipçilerim. Toz biberimiz bu sene az oldu. Hem de acı oldu. Ama hepsini kurutursam bayağı çuvalırlar. Şimdilik bayağı var. Kuru olursa, tabii ki kurursa. Şöyle şu tripodumu da alım şeyimi. Leğenlerimi de bunlara da biber dolduracağım. Şöyle sabahki olduğum yerleri size bir göstereyim. Şuralara da ters döktüm. Bahçenin terslerini döktüm. Dışarıdan getirdim. Şöyle otlarımızı buraya yığdım. Şuradaki biberlerimizi yoldum. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü biber çıktı. Şuradaki babam giren biberiydi. Topladı gitti geçen gün. Şurası da bizim biberimizdi. Yine şurada da yine Arnavut biberlerimiz var. Şunlar, şu kızaranlarını hep toplayacağım. Bunları toz biber yaptıracağım. Şöyle karşıdaki biberi yoldum. Şu biberler bir güzel yolunuyor. Şu biberler bir güzel yolunuyor. Yumuşacık o taraf. He. Şuraların otununu hep dolandım zamanım. Bak şu eski nohudun illerini oraya yığdım. Mısırlarımız var ya, yine hiç denesini doldurmamış. Diş diş duruyor ayrı ayrı. Tek bir su doldurmuş ilk defa. Şöyle. Ne hayırsa. O kadar mısırın içinden anam salatalıklarım da çıkmış. Sadece iki tanesi dişini doldurmuş mısırımızın. Eldivenlerin giymişsin sen, iyi. Sabahın ben buraya girdim, burayı yolamadım. Dikenleri hep battı bu şeylerin, salatalıkların. Hela, onlar hep kurur mu bu? Onlar kurumazsa şu aşağı arkaya atsak duvardan. Orada bazen ineklerine yayılıyor milletin. Orada gitseler. Yalnız orada sizlerde çoluk çocuk yakarsa şu ötleri çep yanar. Ya aman, o da olur. He. Yo yo, o zaman bunu neyse. Biliyor musun? Çok iyi var. He. Bunu... Salatalıklarımı da alalım. Olduğu bir yere hani küt dönsün içinde de. Şöyle. He. Şöyle gördüğünüz gibi salatalıklarım. Son salatalıklarımız. Vallahi yazdan belli yiye yiye o sandık 3 karık salatalığıydı. İnanın o sandık diyebilirim yani. Böyle çok salatalığımız oldu. Maşallah maşallah. Allah'ım ağzına dinen yedirsin. Turşularımıza, yememize, içmemize, çoluğun çocuğun şişsine gelip gittikçe götürdüler çocuklarını. Rabiş bacımın, Songül bacımın vardı zaten. Onlara da devamlı söyledim hani götürün, her şey var bahçede, domates, biber diye. Rabiş bu kuva domates götürdü. Başka da götürmedi, varmış çünkü domatesi, biberi. O yüzden şimdi şuranın biberlerini bir toplayalım. Şurada 5-6 o şey var. Bunları bir alsan. Bir kutu görünüyor. Evet canlar. Biz bahçemizi bozmaya geldik. Eşim oradan yolduğunu atıyor. Ben de şöyle
Biberlerimizi yoldum. İbo şunları bir yolabilin mi la? Bak hele. Şunları bir yolabilin mi? Bunlar pek dikenli. Elinde eldiven var ya. Şimdi yolda ayağımın altına dolanıyor. Şöyle bunları yoldum. Şöyle oturduğum yerde temizleyeyim. Vallahi çok yorgunum sevgili takipçilerimiz. Biliyorsunuz ekmekten geldim. İş de hiç bitmiyor. Dinlenmeden bu sefer de bahçe bozmaya girdik bugün. Yarın emoşum gibi gelecek. Onlar var diye bahçeye giremem. Hani çoluğum çocuğum bırakıp da buraya. O yüzden bugün dedim onlar gelmeden. Cansugül de bugün Derman ablasının ekmeğini yapıyorlar. Bugün geleceğe de aslında Cansu ama ekmek var. O yüzden o da yarın gelir inşallah. Hem de tatil olur. Bu biberleri ipe düzeceğim. Ondan sonra kızarmasını bekleyeceğim. Bunlardan ilkini bir yaptıydım. Çok güzel biberimiz oldu. O geçenki çektirdiğim biber. Bundan çektirdiydim. Kuruttum bunları. Artık kurumaya kurumaz da. Seneye Allah nasip ederse. Şöyle. Bunları hep ipe dizip kızartacağım. Şunlar sivri Arnavut biberleri. Toplayalım bakalım da. Evde bir çaresine bakarak. Artık soğuklar düştü. Aslında bunlar ben biraz daha dursun diyordum ama akşamlarını kırar şey diyor belki. At at. İçinde mısırlar dolgun değil ki onların hiçbirisi. Mısırımız da yeter eve vardı getirdik ya. Allah razı olsun. Eşim arkadaşından istedi mısır. Gittik getirdik geldik Rabiş'le beraber. Dolabımıza attık bir iki poşet. O da bize yeter. Bir poşetten attım. Süt mısır. Güzel oluyor hani kışınlığı. Allah razı olsun. Onlar da ekilememişler, vermişler. Şöyle. Bunları temizleyip alayım da. Ondan sonra da buranın biberlerini de yolacağım. Bahçemiz temize çıksın. Bir domatesimiz kalsın ortada. Domatesimde bayağı gölü vardı ama gol. Geçen gün kızaranları çektirdiydim. Git arı. Arılar da vallahi çoğaldılar iyice. Ha? Ayakta durmayın diye topladım buraya koydum ya. Kızaranlardan da alım. Şöyle. Eşim de orada görüyorsunuz. Biberlerimiz de şurada. Buradan bir çıkarım bunu. Şunda iki tane biber var. Onları alalım. Anam bundakilere nasıl kızarmış be hele. Bu kızarıkları al. Evet sevgili takipçilerimiz biz hala bahçe temizliğine devam. Bitiremedik henüz. Şöyle. Buradaki küçük biberleri, Arnavut biberlerini de yoluyor şöyle. Ondan sonra oturduğumuz yerde toplayıp gördüğünüz gibi yeşilliğin bayağı dolmak üzere. O bitti. Şimdi de şu uzun biberlerimize geçtik. Şimdi şurasını yoldum. Şöyle görüyorsunuz zaten bazında biberleri duruyor. Onlar da toplayacak. Hava şimdi çok güneşli. Ama güneşe aldanmamak lazım. Akşamları çok soğuk oluyor. Hele sabahları daha soğuk oluyor.
O yüzden bayağı oradaki şu oradaki otlar çöpler hep temizledi. Eşim oralar pakladı, gümüş gibi oldu. Şimdi şurada iki yığın kaldı. Bir şurada, bir şurada. Bir de şu var, üç. Burayı da temizleyelim. Bir domatesimiz kalıyor ortada. Domatesimiz de söylediğim gibi daha göğüleri çok. O yüzden toplamadık. Şu mısırlar da al bari bu. Üç tane mısır kalmış burada bak. Boyanın o kıydaları temizledim diyorsun. He. İyi yapmışsın. Onlar ortadan kalksın. Denelerini zaten hiç doldurmuyor. Bir daha buraya mısırı çekmeyeceğim. Yetme. Vallahi ben daha üstünden millete ümreniyorum şöyle bahçesi olanlara. Niye dersen hani buradan yolup da götürüp hemen ocaktan pişirip yiyorlar ya. He. Ben de öyle yaparız diye düşünüyorum ama benim burada denesini asla ve asla doldurmuyor mısır. Allah Allah. Niye he, oluyor? Bilmiyorum ki niye öyle oluyor. Toprağından mı oluyor? Yine değil, ben bunu kaç kere denedim. Kaç kere hiçbir zaman aslında doldurmadı. Toprağımız kötü değil ki ama iyi, gayet iyi toprağımız var. Ya da 3 kamyon 4 kamyonla dökülecek biliyor musun? 4 kamyon çok olur da. 3 olsa şöyle boydan başa bak. Ya, bir salmanına bir kamyon. Şöyle bir salmanına bir şu salmanına bir de buraya 3. 2 kamyon buraya. 1 2 de buraya 4 kamyon gider. Ne mi? Mısır sılacı yapmışlar götürüyorlar bak kimse. Mısır sılacı yapmışlar götürüyorlar diyorum. Kış geliyor millet. Şeye, uçuyor. Maşallah kız madem bacanak yoktu. Songül'ün orada ıssak bu sene çok güzel avar oldu. Geçen sene de iyi oldu. Evet. Sebzeler, meyveler iyi oluyor yazık. Bundan sonra inşallah iyi olur. Ama o damlama yaptı biliyor musun bu sene? Damlama yaptı da bir de şey dedi. De onların orayı tolu vurdu yine de bu sene de. Yine oldu herhalde domatesi, biberi. Ben çünkü domates niye çok götürdüğü kaç kere söyledim Songül'e de var dedi. Toprağı iyi canım. Bizim toprağımız ne kadar iyi olursa olsun biraz şey, çorağı çalıyor buralar. Buraya diyor, sürüldükçe çorağı mı çıkıyor ki acaba? Değil mi? Sürül bura dinleme on beni. Sürüldükçe diyorum acaba çorağı mı çıkıyor ki dabanından? Tabii. Ne mi ki? O da toprağımız eski diyor iyi. Tabii canım. Allah inşallah öyle bir şey olmaz da. Haliyle ekle 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 kocayla. He. He he. Şu o taraf koca değildi aslında. Bak o tarafı ben 2 senedir ekmeği yordum. Kaç 2 senedir? Davallarımız var hani. Orayı hiç ekmiyordum. Daha bu sene düzene tıktık ektik. Bu sene de gördüğünüz gibi şöyle otu çöpü hiç bitmedi. Sağ olsun bahçemizin verimi de çok oldu, otu da çok oldu. Şöyle eşim de hemen ayıtladığımızı götürüp o tarafa atıp geliyor. O yanda inekliğe yaymaya getiriyorlar. Kocayır toprak, kocayır. Orada yesinler diye o tarafa atıyor. Şurada da kahvaltılık giligili domatesleri var. Bizim burada giligili diller buna. Aslında bunun bir tane adı var da neydi aklıma şu anda gelmiyor. Kahvaltılık domates. Bu çok lezzetli olur da kahvaltıdan hiç götürüp yemedik le. Yok. Gerçi biz domatesle biberle çaramız yok ki anca kızardın neydirsek öyle yiyor işte. Götürdüğünü attı o tarafa. Oh tertemiz oldu. Biberlerimiz de şöyle oldu canlar. Bunları söylediğim gibi büyüklerini ipe dizeceğim. Bunları kızartacağım. Kızardıktan sonra da seni Allah nasip ederse kurutacağım inşallah. Toz biberi yaptırmak için. Şurada da şöyle eşime kahve getirdim. Kendime de oralet yaptım. Onu içtik. Şimdi şu bibere geçecek. Şu biberimizi de temizleyelim bakalım. Bahçe işleri. Bahçenin hani ekimi zor, sökümü daha zor. Ne bileyim ya, ikisi de zor işte. Temizlemesi de zor. Hepsi zor oluyor. Hele görmesi, bakımı daha zordu. Rabbime şükürler olsun. Bu sene de içinden çıktık böyle. Allah'ım ağızda dinen yedirsin inşallah. Bütün mahsullerimizi evimize koyduk. Altın kızlar. Altın kızlar bunlar. Yine biz iş başındayız. Bakın neler yapıyoruz. Öncelikle şu bahçemizi bir şöyle göstereyim size, temizlediğimiz yeri. Bugün akşama kadar bayağı burada uğraştık şöyle. Görüyorsunuz şurada sadece yeşillik olarak çıtlığımız kaldı. Bir de yanında maydanoz ve domateslerimiz. Domateslerimiz de kuru olduğu için toplayamadım. Kızarık değil, yeşil hala. Şöyle şurayı boydan başa temizledik. Biberlerimizi yolduk, topladık. Saplarını dışarıya yığınlandı. Eşim attı. Aşağı tarafta da biberimiz vardı. Kabaklarımız, salatalıklarımız. Mısırlar derken bayağı bir çok kalabalığıydı. Şuradaki domatesleri yiyorsak nasıl olur? Bu kuru mu ki onun dölleri daha? Orada var da domates var bayağı.
Domates çok da gömük diyorum. Topladığımız domatesleri de, ha biberleri de, şunlar şöyle kızarmış. Bunları toz biber yapacak. Şu torbamızın içindeydi bunlar, biliyorsunuz. Bu torbamızı döktüm. İçini seçtim. İçindeki yeşil olanlarını tekrardan koydum. Güneşe koydum. Şunları da buraya çıkardım seçtiğim için. Şu ileğim boşaldığı zaman bu ileğinden yıkayacağım. Bunlar da doğrayacak. Şu yeşil biberleri de eve alacağım. Onları da yıkayıp kullanacağım ya da bilmiyorum, kullanmazsam ipe dizerim herhalde. Şöyle gördüğünüz gibi eşim ipe dizdi bugün. Yani yalnız dizmedi, ikimiz dizdik hepsini. Bana yardım etti, Allah razı olsun. Şöyle şöyle size dizdiğimiz biberleri de göstereyim. Şöyle şöyle bir sürü biberimiz oldu. Bunlar şimdikten sonra kurur mu diyeceksiniz. Yasemin Hanım artık kurumaz, kış geldi diyeceksiniz ama bunları zaten kurutmaya koymadım sevgili takipçilerim. Bunları kızarsın diye koydum. Güneşten sadece renkleri kırmızı olsun. Zaten bunları seneye çektireceğim. Allah nasip ederse hep toz biber olacak bunlar. Şimdilik böyle oldu. Kırmızı olduğu zaman bunlar, yani kızardığı zaman ben bunları baharın doğrayacağım. Ya da iyice kurutacağım ya da kızartacağım. İşte her neyse. Şimdi ne kadar kızarabilirse kızarsın. Kızarmadıkları da çatıya asacağım, yağmur değmedik yere. Terasımızın içine asarım. Orada yine havalar iyi oldukça kızarsın. Hani bir şey olmaz. Çürüme falan yapmaz artık bunlar. Çünkü ipte dizili olduğu için yere değmediği zaman böyle oluyor. Yoruldun mu? Elim dizim uyuştu. Ayağın toplu çalışıyorsun sen. Ondan oluyor. Uzatsam olur. Uzatsan hiç uzatma onu, ayağını hiç. Bunlar neydi? Şu su için mi? Su iyi duruyor. He, temiz su. Onu babama getirdiydim. Babam vardı bu arada. Yemek yedik, çay içtik. Babam gitti. Biz de biberlerimizi doğrayalım diye geldik. Şöyle birazında oraya astım. Yasemin bayağı olmuş da. Oldu oldu. Şöyle. Söylediğim gibi hani kurması önemli değil. Sadece kızarsın yeterli. Şunu da bağlayalım. Evet, baksana maşallah bayağı oldu. Onlara mama vereceğim ben biraz sonra. Vay da yirdedim. Bitirdik kan, gördün mü? İşte babam bitirdik. Bu yirdekileri kan şiit de. Şunlara küçük bardağı leğeni getir. Leğenin içine koyalım. Şunları kullanırız. Yirik bunları. Yıkayalım, dolabımıza koyalım bunlarımızı. Şu biberlerimizi de yıkayacağım. Bunları onlar da kızarsın diye astım. Kızarmayacak nasıl laf. Yengeminkiler hep kızarmış. Yeşildi aslında. Yengeminkiler kızardı, yeşildi. 12 çok oldu ama asalı. O ta 9. ayda ama astı. Giderken astı gittiği gün. Vallahi. Kızarmış 12'ler de artık eve alınacak ama iyi kuru değil. Hafif rutubetli 12 de. Ben de söylediğim gibi hani kuru olması önemli değil. Yaş olsun. Sadece rengi kızarsın istiyorum. Kaan çay mı çalhalandırıyorsun? Dökeceğim. He oğlum, şu çay dokan. Çay dokan babacığım. Hayırlı çay. Akşamlarınız olsun. Merhaba. Sevgili takipçilerimiz, hoş geldiniz tekrardan. Cümleten iyi akşamlar. Buyurun gelin çay içelim beraber. Bugün günlerden ne lan? Cuma. Cuma. Evet, hayırlı cuma. Cuma. Hayırlı cumalar tekrardan. Gündüz de söyledim ben hayırlı cumalar diye. Çayımı alıp. Bu videoyu cuma günü atacağım ben. Yarın atacağım. Cumartesi günü atacağım. Tamam işte, yarın atacağım diyorum ya. İzleyicilerimiz biliyor kaniniz. Çünkü benim internet sıkıntım var. Bugün çektiğim videoyu yarın anca atabiliyorum. İnternetim, evimizdeki internetimiz 10 saatte atıyor tamı tamına. Az kaldı, onu değiştireceğim de. Acaba netisi kim öyle ki? Yok, bunların şeysi küçük ya. Gigabyte mi neymiş, neymiş ne kaniniz? Şey. Megabyte mı? Megapiksel ne? He. 16'ymış mesela. En yüksek şeysi 16'ymış. 16 megapiksel bizim. He, 16 mega. Daha önce de olmuş, ne oluyor? 8 idi. Bilmiyor ki vallahi. İlk yani, duyduğumuza göre. Bizimki hani, 16'da böyle çekiyor ya. Muhammed benimki 32'ymiş. Vodafone hiç çekmiyormuş. O da mı Vodafone'muş? Kaan 50'de daha mı kuvvetli oluyor ya? Aynen. 16'da video 10 saat atıyorsa. Koyunca altyapı olsa aslında şey yaparız diye düşünüyor. Fiber internet ama bizim koyda onun şey altyapısı yoğunmuş.
Moşkin'in ki öyle internetleri çok hızlı onların. Kaan yine döküyor. Şu tabağı altına alsaydın. Tuzlar altına yine döküyor annem. Tabağı önüne bir koysam bir. Tuz olmuş önü. Tamam. Mısır haşladım sevgili takipçilerimiz şöyle. Buyurun gelin beraber yiyelim. Dumanın üstünde vallahi nasıl güzel kokuyorum şöyle. Burcu burcu bir kokusu var. Bir de çay demledik. Bugün çok yorulduk bahçede. Yorucu bir günüydü vallahi. Bahçenin işlerini hep bitirdik. Daha bir sürü de o ayısının biberleri doğradım az önce. Ellerimle şöyle görseniz ağaç gibi inanın şöyle birbirine değdiğim zaman. Hem bahçede çalıştığımdan oldu hem de dizdiğimiz biberler acıymış. Elimi domestosuna yıkadığım için böyle ağaç gibi yaptı domestos. Hem de bahçenin şeysi. Bahçedeki topladığımız domatesin, biberin sapları işte domatesimiz duruyor da. Biberimizin, ıvırımızın, zıvırımızın her şeyin saplarını söktük. Çayım da buz gibi olmuş. Ben mısır getirene kadar. İçmedin ki. Hı? Kaçıncı bardağın sen mi? İkinci. Hı. Mısır sıcak değil mi? Nasıl yiyebiliyor? Ama niye duman çıkıyor ya da hala böyle? Duman da bakma, iyi iyi. Öyle çok sıcak yiyemem, yanar ağzım benim. Ben bunu onu içiyorum. Oo, acayip sıcak da. Oo, ben siz üst düzey bitirdim. Süt mısır, süt mısır. Kışın süt mısır yapsak nasıl olur Kaan? Bardak. Ha he, bardak mısırı. İçeride ketçap. Ketçapla yağ aynı şeyi güzelce kavruyorlar. Dur. Ne oldu? Ketçap getireceğim. Dur. Ketçap var mı da? Yok. Hiç haberim yok. Varsa bak bir yoğursa yine bilmiyorum. Olanını getireyim. Bir şey olmaz. Ketçap daha güzel olur. Çok güzel. Neyse şuraya bırakın da. Kaan bir de peçete getir annem. Banyoda dolabın üstünde peçete vardı Kaan, çamaşır makinesinin üstünde. Peçetesiz olmaz, getir. Yorucu bunun arkasından biraz dedik çay demleyelim. Televizyonda da hiçbir şeyler yok. Biraz oturalım, çayımızı içelim, sohbetimizi yapalım. Ondan sonra dinlenmeye çekilelim. Çok yorulduk. Burada da biber doğradıydım. Sufra serdim ama yine de dökülmüş şuralara. Hah, buldun mu peçetemizi? Aramış gibi tuttu. Dur bekle. Hatta mısırı da bununla şöyle dursam olur Kaan. Hem şey dökülmez. Ketçap değil ki. Sıcaklıktan değil. Ketçap dökülmesin diye. Biliyor musun? Ben sevmem ketçabı. Havalar soğudu. Dışarısı buz gibi oldu. Evin içi de soğuk aslında. Dişime girdim mısır. Yarın sobamızı da temizlesek de kursak. Kursanız ya. Yarın can soplan gelecek. Gelebilirse inşallah. İşlerine çıkmazsa yarın gelirim. Hadi sabahın ben erkenden kalksam, zobamızı ayarlasam, borularımızı indirsem aşağıya. Çatıda borularımız. Onları hep balkona hazırlasam. Daha sonra bu evin çekyatlarının altını üstünü silsek, süpürsek. Şu çekyat tekrar bu tarafa gelecek. Şu televizyonun altına, şey zobanın altına, pencerenin. Bir sürü şey saydım. Ne ölüyorum ben Kaan? Yorgunluktan bugün. Zobanın altına nasıl ketçap sokuyor? Bir şey soruyor. Çekyat. Geçecek çekyat ne arıyor hanım? Bilmiyorum ki annem, ben yoruldum artık da ne ettiğimi bilemiyorum vallahi. Ben de oluyorum. Ta sabah seninle kalktığım işte kaçta kalktıydık? 7'de kalktım ben. Sen 8'de kalktın. Ama ben bir daha yatmadım. Ben yatmadım. Sen bırak geldikten sonra şeye girdim, bahçeye girdim. Bahçenin biberlerini yoldum, topladım. Sonra baban kalktı, ekmek aldı geldi, kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızı yaptığımız vallahi saat öğleni işte. Cuma selası veriliyordu. Hani ben şu sıcak diyeyim hadi yap başı doğru mesela. Şunu mu? Şunu yeme mi? Hayır mı sen? Ah. Sıcak. Sıcak sıcak. Ne sıcak bir. Sıcak vallahi. Benim tamam mı? Biberleri hep gezdik. Ne kadar biber oldu valla. Çektirsek herhalde 5-6 kilo biber gelir kuruduğu zaman.
kağıt. İşte. Bir daha var. Bundan sonra sobamız yakacak, dibinde oturacak. Videomuzu kapat da çok sıkmayalım insanları. Fazla uzun olduğu zaman belki izlemeyebilirler hani. Sıkılmasın sevgili takipçilerimiz. Şöyle gittim.